Büyülü bir fener gibi aydınlatırdı sinema perdesini. Gülüşü yayılırdı önce. Sonra sıcak bakışları doldururdu içimizi. Hüzünlendiğinde üzülür, terk edildiğine kahrolurduk. Yalvarırım sana, bana hakikati söyle Şehbal. Metin ol Mübin. Kılıç kuşandığındaysa kahramanımız olurdu. Atıl kurt sözü çarpar çocukluğumuzun aynasına. Atıl kurt! Bir sevda masalı başlar bakışlarında. Genç kızların sevdası, düşmanların korkulu rüyası. Yeşilçam'ın yorulmayan delikanlısı. Bırakır mıyız seni hiç ahtapotlu denizlere? Bırakır mıyız hiç zalim vikinglere? Bazen atın sırtında dört nala koşturan kara olan, bazen hain kostluğa aman vermeyen Altarınoğlu Tarkan olurdu. Altarınoğlu Tarkan'ım. Altarınoğlu Tarkan mı? Altarınoğlu Tarkan'mış. Altarınoğlu Tarkan mı? Bazen bir çingene kızın gönlünü çalan bir romantik, bitirim ikilinin saf kardeşi. Bırakın! Bırakın diyorum! Tutmayın beni! Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Hale Soygazi, hangi güzel kadın oynarsa oynasın yakışırdı yanına. Her yiğidin harcı mıdır halkın benimsediği sevdalara gark olmak? Kartal Tibet bir döneme damgasını vurmuş, efsaneleşmiş bir oyuncudur. Fakat en parlak zamanda ortadan kaybolur. Bunun nedeni ise bedenin diğer oyunculara göre hızlı bir değişim göstermesi, zaman içinde kilo almasıdır. Zaman acımasızdır, yüz çizgileri belirginleşmeye başlar. Bir röportajda aynaya baktığınızda neler hissediyorsunuz sorusuna şöyle cevap verir. Aynaya hiç bakmıyorum. Çünkü eski bene hiç benzemiyorum. Televizyonlarda, filmlerde görüyorum kendimi. Bu ben miyim diye düşünüyorum. Güneşe arkamı dönüp yere bakıyorum. Gölgem hala benziyor, onunla avunuyorum der. Kartal Tibet kendi filmlerini izleyemediğini söyler. Çok çabuk geçti her şey. O filmleri görünce ne çok şey yaşadığımı, neler geçtiğini hatırlıyorum ve hatırlamak istemiyorum bunları. Sizin gibi insanlar gelip sizin filmlerinizle büyüdük deyince gurur duyuyorum der. Kartal Tibet yaşlanmak hayatın bir parçası. Kabul edelim ki herkesin yapısı farklı. Herkes bir Ajda Pekkan gibi yaş almıyor. Beni tanıdığınız filmlerde ben 20'li 30'lu yaşlardaydım. Bugünse Allah'a şükür 80. İnşallah herkes sağlıkla benim gördüğüm yaşları görür der. Son dönemde yaşamını yitiren Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul ve diğer sanatçılar içinde düşünüyorum da onlar birer isim değil, ayrı birer dünyaydı sanki. Ortaya koydukları eserler, duruşları, mesleklerine olan saygı ve sevgileri ve dostlukları tabii. Hepsi nur içinde yatsın. Zaman bazı kayıpları unutturmuyor. Bir Yılmaz Güney unutulur mu mesela? Yeşilçam'ın en hızlı yıllarında ceketinin cebinden kaynak şişesini eksik etmediği, geceleri uykusundan uyanıp su yerine içki içip tekrar yattığı anlatılan Kartal Tibet, yakın arkadaşı Adile Naşit'in vefatından sonra alkolü bırakır. Kartal Tibet birçok Kemal Sunal filminin yaratıcısıdır. O filmlerin ardında koca bir ekibin olduğunu söyleyen Tibet, Kemal dünya çapında bir sanatçıydı. Koca filmi bir bakışına sığdırırdı. Var mı ötesi? Gerçek hayatta zeki, gözlemci, ince espri anlayışına sahip bir insandı. Hani insan çok yakınlarıyla konuşmadan anlaşabilir ya bazen. Biz de öyleydik. Yokluğuna hala alışamadım der. Tanıştınız mı? Aa, ben bu herifi bir yerden tanıyorum. Merhaba. Kartal Tibet. Kartal Tibet 1938'de Ankara'da öğretmen bir anne ve babanın ilk çocuğu olarak dünyaya gelir. Adı çok takma adı gibi duruyor ama değil. Çoğu Yeşilçam oyuncusundan farklı olarak sahiden adı Kartal, soyadı Tibet'tir. Babası bu soyadını Tibet yaylaları gibi hep yüksekte olsunlar diye seçmişti. Bu yüzden Suat Yalaz'ın bir dönemin ünlü çizgi roman kahramanı Karaoğlan'ın filmleri için teklif götürdüğünde adı Kartal, soyadı Tibet, sanki ben bulmuşum gibi demişti. Üstelik onu tanımadan önce çizmeye başladığı Karaoğlan, Kartal Tibet'e çok benziyordu der. Daha ilkokuldayken ilgi çeker. Radyo Çocuk Kulübü'nde Ayşe Abla piyeslerinde başrolü konuşmaya başlar. Okul döneminde yazdığı bir şiirle Ankara birincisi olur. Dayısı İTÜ'de mimarlık okumaktadır. O dayısına hayrandır ve onun gibi mimar olmak ister. Bu arada Ankara'nın yıldız basketbolcularından biridir. Ama annesiyle babasının ayrılışı, her ikisinin de yeniden evlenişi, yeni gelen kardeşler Kartal Tibet'in dünyasını etkiler. Sanki gidecek yeri yokmuş hissine kapılır ve konservatuvardaki hocalarının karşısına çıkar ve konservatuvara girer. Aslında basket topundan hiç ayrılamayacağını düşünmektedir o sıralar. Ama konservatuvar binasına girer girmez her odadan gelen
arya, şarkı sesleriyle, koridorda dolaşan balerinlerle, tiyatro replikleriyle büyülenmiştir. Kendi de çok şaşar ama bir daha basket topunu eline almaz. Devlet tiyatrolarında başrole uygun görülür. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olur. 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucularındandır. Burada 16 piyeste oynayıp 4'ünü yönetir. O sıralar askere giden Göksel Arsoy'un yerine Bijön arandığı için film teklifleri gelmektedir. Ama o Göksel Arsoy'un aldığı ücretin aynısını isteyince olmaz. Bunun ardından Suat Yalaz'ın Karaoğlan filmi için teklif gelir. Ücret için ne uygun görürseniz der. Bunun üzerine Karaoğlan filminin başrolünü alır. Fakat çekimlerden önce bir süre at binme ve dövüş dersleri alması gerekmektedir. Karaoğlan erkek çocuklarına törenle at koyulan bir dönemde yaşar. Birkaç aylıkken annesi ölür. Babası yaralı bir şekilde oğlunu kurtarabilir ve onu bir ormancıya emanet eder. Ormancı da bebek kendisine ait olmadığından ona bir at vermez. Kara, gür saçlarından dolayı ona Karaoğlan diye hitap eder. Karaoğlan atletik, deli dolu, gözü pek ve mert biridir. Bir kahramanda bulunması gereken tüm özelliklere sahiptir. Göçebedir. Bir yerde uzun süre kalmaz. Çin'den Hindistan'a, Bizans'tan Altaylara kadar nerede Türk düşmanı varsa orada biter. Sinemanın yükselişe geçtiği bir dönemdir. Suat Yalaz, Karaoğlan çizgi romanının gördüğü ilgiyi beyaz perdeye yansıtmaya karar verir. Karaoğlan'ı canlandıracak kişiyi bulmak için yarışma düzenlenir. Ankara'da yaşayan tiyatro oyuncusu Kartal Tibet'te karar kılınır ve 1965'te ilk Karaoğlan çekilir. Daha önceleri de sinemadan teklifler gelir Kartal Tibet'e. Fakat öğrenciliğini, okulunu bitirmeden kabul etmek istemez. Kendi deyimiyle o sıralar burnu biraz havalardadır ve Türk sinemasını küçümsüyordur. Fakat Suat Yalaz'ın çizgi roman kahramanı Karaoğlan teklifi cazip gelir. Teklif benim için güzeldi. Klasik eğitim aldığım için kılıç kullanmak benim yatkın olduğum bir şeydi. Bir ata binmesini öğrendim. Gerisi zaten oyunculuk. Onu da tahsil etmiştim. Onu sinemaya taşıdım. Tiyatro salonundaki seyircilerin kalitesi yüksekti. Ama sayıları çok azdı. Yaptığım işi daha çok kitleye duyurma şansım vardı sinemada. Eksiğiyle, sevabıyla bugün için yeri daha iyi görülen ve kabul edilen Türk sinemasına geçtim böylece. Bir akademisyen olduğum için ben de başlangıçta Türk sinemasını eksik ve küçük görüyordum. Bunun için özür dilerim. İlk filmim çok iyi iş yaptı ve hemen 15 filmlik kontratla apar topar Yeşilçam'a evi de taşıdık. 1965 yılında İstanbul'a yerleşir Kartal Tibet. İlk filmi iyi iş yapar ve 5 yıl boyunca Karaoğlan serisi çeker. Ardından Tarkan serileri başlar. 5 yılda onlar sürer. Sezgin Buruan 1967'de yayınlanmaya başladığı çizgi romanı Tarkan'ın çok satması yapımcıların dikkatini çeker. Suat Yalaz'ın Karaoğlan filmi izleyiciden büyük ilgi görmüştür. Tarkan film olursa neden görmesin? Çizgi romansa çizgi roman, kahramansa kahraman. Devreye Ertem Eğilmez girer. Sezgin Burak'tan izin alınır. Sezgin Burak yazar. Tunç Başaran yönetmenliği üstlenecektir. Ama Tarkan'ı kim canlandıracaktır? Dönemin Pazar Dergisi tarafından bir yarışma düzenlenir. Yarışma sonunda Ünal Şahin isimli bir vatandaş birinci seçilir. Tarkan'ı profesyonel bir oyuncu değil, sade bir vatandaşın canlandırması riskli görünür. Karaoğlan serisiyle izleyicinin beğenisini kazanan Kartal Tibet'te karar kılınır. Kartal Tibet, Ertem Eğilmez'in teklifini kabul edince çekimlere başlanır. Film öyle büyük ilgi görür ki seri haline gelmesinin yanı sıra o yıllarda doğan birçok çocuğun da isim babası olur. 1969 yılı sinemalarda tam bir Tarkan yılı olur. Bu tarihi filmler sürerken aynı zamanda romantik jön olarak da dönemin sevilen ve aranan oyuncularındandır. Bu filmlerin dışında romantik jöndür. Avantür filmlerin, komedilerin, drama ağırlıklı hikayelerin de oyuncusudur. O yıllarda Cüneyt Arkın da Kara Murat ve Malkoçoğlu roman karakterlerinin sinemaya uyarlanmış filmlerinin başrolünü üstlenmiştir. Bu tarz macera ve aksiyon filmleri o yılların yanı sıra günümüzde de ciddi bir hayran kitlesine sahiptir ve sık sık ekranlarda yer almaktadır. Hal böyle olunca o dönemde tatlı bir rekabette kaçınılmaz olmuştur. Dövüş sahnelerinde ün yapan Cüneyt Arkın mıydır acaba, o mu? Tabii ki Cüneyt der. O kendini daha çok verdi bu işlere. Kırılmadık yeri kalmadı zavallının. Gözü karaydı o. Ben kendimi hep korudum diye konuşur. Sarmaşık güllerinden boş çerçeveye bir dolu melodramda, zambaklar açarken, çalı kuşu gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde, tarihi filmlerde rol aldığı oyunculuk kariyeri sadece 10 yıl sürer. Karaoğlan, Baybora'nın oğlu. Karaoğlan, Camoka'nın intikamı. Karaoğlan, Bizanslı zorba. Karaoğlan, Yeşil Ejder ve Karaoğlan Geliyor, Kartal Tibet'in daha sonra devam ettiği projeler olmuştur.
Oğlu Kanat Tibet'te Tarkan Gümüş Eğer sinema filminde Tibet'in çocukluğunu canlandırmıştır. Ayrıca Tarkan Viking Kanı, Tarkan Altın Madalyon ve Tarkan Güçlü Kahraman serinin diğer filmleri olmuştur. Kartal Tibet oyunculuğa ara verdikten sonra da kameranın arkasına geçip yönetmen olmaya karar verir. Bütün bu yıllarda onu seyretmeye can atan milyonlar oluşurken o kamera arkasıyla ilgilenmeye başlar. Arkadaşları daha çok yönetmenler, kameramanlar, ışıkçılardır. Asıl dünyayı onların kurduğunu, diğerlerinin bunu yerine getirdiğini düşünür. Zaten birlikte çalıştığı usta yönetmenler ona sık sık bazı sahneleri çektirmektedir. Bir de üstüne meşhur erotik filmleri furyası gelince oyunculuğu tamamen bırakır. Tibet bütün büyük ustaların, yönetmenlerin asistanı gibiydim. Laflarımız birbirini tutuyordu. Kendi oynadığım filmlerin bazı sahnelerinde çektirmişlerdi bana. Ertem İlmez, Mehmet Aslan ve Metin Erksan gibi ustalar. Bir suskunluk devresinden sonra Hababam sınıfında Ertem İlmez'in asistanlığıyla başlayıp ardından da hemen aynı sene Tosun Paşa filmiyle yönetmenliğe başladım. 55 tane de film yönettim der. Kartal Tibet karakter olarak içinde yer aldığı her işi ciddiye alıp sahiplenen biridir. Bazen senaryonun tek bir satırı üzerine saatlerce, günlerce düşündüğüm olmuştur. Kolay değil, bir dünya kuruyorsunuz ortaya diye konuşur. 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı, çoğu iyi gişe yapan Zübük, Şalvar Davası, Gülen Adam, Şabaniye, Davaro bunlardan sadece birkaçı. Tabi sonra televizyon dönemi başladığı için 12 dizinin 200'den fazla bölümünü çeker. 1963 yılında Gündüz Sencer'le evlenir. Kanat isimli bir oğlu, Kumru adında da bir kızı vardır. Yeşilçam'a 200'e yakın filmle katkıda bulunan Tibet el attığı tüm yapımlarda başarıya ulaşmıştır. Tibet son olarak 2006'da Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu ve Amerikalılar Karadeniz'de 2 adlı filmleri yönetmiştir. Tibet, 1963'te eşim Gündüz Hanım'la evlendik. 1965'te sinema oyunculuğuna başladım. Eşimle hala aynı yastığa baş koyuyoruz. Filmlerde görülen jönlük benim işimdi. Gerçek ben değildi. Kartal Tibet'e göre her şey çok değişmiştir. Değişim her zaman iyi değildir. Kartal Tibet eskiden mahallede tanımadığımız biri vefat etse de kendi evimizde fısıldayarak konuşur, ölümüne saygı gösterirdik. Ama şimdi öyle mi? İnsanlar biri için iyi ki öldü yazabiliyorlar ya da ölenlerin yakınlarına saygı göstermek yerine acısını dağlayabiliyorlar. Bunu kabullenmek zor, çok üzücü der. Bu arada adı içinden çıktığı Türk filmlerine uygun olarak sert ve haşin yönetmeni çıkar. Ama olsun, o der ki ben oyuncu yönetmeniydim daha çok. Onlara aynı oldum. Hasbelkader oyuncu olmuşlardan çok iyilere kadar pek çok oyuncuyla uğraştım. Beğenmeyenler kendilerine baksın. Kabiliyetli olanların hepsi beni beğeniyor. Zor olduğumu düşünenler olabilir ama teneffüs yapmak isteyenler benimle çalışamaz. Ben hocalarımdan Metin Erksan, Ertem İlmez, Atıf Yılmaz'dan bu ciddiyeti gördüm der. Hababam sınıfının bu kadar sevilmesi hakkında da Hababam sınıfının büyüsü hala izleyenleri sarmalıyor. Çünkü bazı değerler insanların hamurunda vardır. Sevgi, saygı, vicdan, dostluk, vefa gibi. Kendisi içinde birçok şey söylendiğini belirtir Kartal Tibet. Sanki inzivaya çekilmişim gibi bir izlenim var bazı kişilerde. Kulağıma geldikçe gülüyorum. Sağ olsunlar, özlüyor sevenler de. Ama buradayım, bir yere kaçmadım. Teklifler geliyor. Sadece artık kendimi fiziksel olarak yoracak işlere girmek istemiyorum. Kızımla beraber yazıya dökmek istediğimiz bazı projelerimiz var. Onun kalemine, zekasına, duygularına güveniyorum der. Seyircilerin hala kendisine aşık olduğu ile ilgili de onlar bana değil, o resimdeki, filmlerdeki adama aşık. Beni sevmeleri, beğenmeleri yaptığım işle alakalı. Yönetmenliğimi beğensinler artık, bana yeter der. Koca bir çınar gibi yaşlansa da sen daima en güzel yanımızdasın. Seven ne yapmaz dedin, kapıldık sevdaların peşine. Filmlerinle avuttuk yalnızlıklarımızı. Seninle güldük, seninle coştuk. Yeşilçam'ın vazgeçilmeyen jönüsün. Sen sahneleri başlatırken bizler de çocukluğumuzu başlattık. Hafızalarımızın en derin çıkmazısın sen. Hepiniz hoşçakalın. Bu tür videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.